Sevgili bir yıldız, nasılsın? Seni şimdiden çok özledim, biliyor musun? Geçen hafta kurallar çekildi, bana Norman diye çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndaki tek Türk benmişim. Bizimkiler bu seferki savaşa katılmamışlar. Biliyorsun, Erevizyon'a da katılmamışlardı. Zaten siyaset bu olaylar ya. Herkes komşusuna veriyor. Neyse, biz ölüm grubuna düştük. Almanya kesin çıkar diyorlar. Macaristan'la Romanya'dan birer puan alırsak şansımız varmış. Onun dışında askerliğim rahat geçiyor. Bilgisayar kullanmayı biliyorum dedim, yazıcı yaptılar. Ama bilgisayarın ne olduğunu bilmiyorlar. Aslında ben de bilmiyorum. O yüzden zor oluyor bayağı. Daktilo verdiler, o da F klavyeymiş. Cepheler arasındaki yazışmalarda sorun çıkıyor bu yüzden. O başındaki ne lan? Bu mu? Fes. Sultanahmet'ten aldım. Her gelen turist bundan alınca herkes burada bunu giyiyor sandım. Burada pek arkadaşım olmuyor. Tanıştığım insanlar 1-2 saatte ölüyor genelde. Şimdi bir arkadaş buldum. Çok iyi anlaşıyoruz. Adı... Neyse. Sen kendinden bahsetsene biraz. Oraları çok özledim ben. Şimdi saldırın. Ben iyiyim Sabri. Son zamanlarda Türkiye'de değişik bir şey yok. Bütün dünya savaşta. Tabii bizim de canımız sıkılıyor. Zaten Zeki de evden kaçtı. Günlerimiz onu aramakla geçiyor. Canım kardeşim, son zamanlarda içini çok kapanmıştı. Sürekli bir şey için planlar yapıyordu. Odasında Avrupa haritası bulduk. Aa, bir de Safiye ile fotoğrafı. İnşallah başına kötü bir şey gelmez. Ben seni bekliyorum. Arada gözüm suçuya kayıyor ama dayanırım herhalde. Annem gelsin istesin artık diyor. Savaş olduğu için dolar artıyormuş. Başlık parası da artmadan bir an önce elini çabuk tutsun diyor. Şimdi içeriden bağırıyor. Çok yazdım, kapat o arasın diyor. Seni seviyorum sevgilin Yıldız. At ulan at! Tamam lan, ne bağırıyorsun? Lan bana değil hayvan herif! Ah! Ananı belliyim Sabri! Ters lan sen de şuna det. Efendim kendine geliyor. Yok gelmiyorum. Hala uyuyorum. Kalk lan kalk. Şuna bak nasıl da rol yapıyor. Kalk hadi. Askerlik yan gelip yatma yeri değil. Burası yan gelip yatma yeri. Ozver. Ver bacağını. Ver onu da. Nesi var hemşire bunun? Vallahi bir şey yok komutanım. Yakınında bomba patlayınca altına sıçmış korkudan. Pişik olmuş sonra da. Yürüyemeyince de sedyeyle getirmişler. Ulan ne biçim askersin sen? Arkadaşların ne halde görmüyor musun? Pişik oldun diye gazi madalyası mı takacağız hıyar? Duayet kumandanın Michael senden şikayetçi değil. Bombayı niye adama atıyorsun oğlum? Ya biri bağırdı mı, heyecan yapıyorum. Tamam uzatma. Sana bir görev vereceğim. Hitler'i öldürmek isteyen bir Türk vatandaşı Berlin'deki Naziler tarafından yakalanmış. Senin görevin gidip onu kurtarmak. Birlikte Türkçe konuşan bir tek sen olduğun için seni yolluyoruz. Herkes konuşuyor ama. Bakın siz de konuşuyorsunuz. Film icabı herkes Türkçe konuşuyor herhalde. İngilizce konuşsam anlayacaksın sanki hıyar. Konuşmak anlarım, ben de anlarım. Ben anlıyorum da konuşamıyorum. Hi, I am Edward Hunter. I am Commander of the English Troopers. Merhaba. Hi, merhaba. I am ben demek. Edward zaten kapı kolu demek işte. Commander da şey tamam, işte. Tamam lan, tamam kes. Sen gidiyorsun işte. Sana yardımcı olması için yanına birini de vereceğiz. Diğer, gel buraya. Yalnız ben kaleye geçmem hacı. Hemşire, bunun nesi vardı? Komutanım Pierre'in kafasına kurşun isabet etmiş. Fakat tehlikeli bir ameliyat olduğu için çıkartamadı doktorlar. Beynine bir santim kala duruyor hala orada. O yüzden biraz terelerle. Siz bir şey yapmayın da. Ha, bir de çatışmada uyurken düşmanın attığı el bombası boğazından içeri girmiş. Doktorlar patlar diye korktukları için ameliyata girmek istemediler. Aa, herife bak ya. Cephanelik maşallah. Şimdi bu herifin midesinde pimi çekilmiş bomba mı var? Maalesef. İyi olmuş o zaman bunu gönderdiğimiz ya. Evet, tam 2 litre ablacığım. Ayol neresi 2 litre bunun? Yarım litre var yok. Bizde yalan olmaz abla. Ne diyorsak o. Dur kız dur. Şu Cook Plus dijital tartıya dök bakayım. Ne kadarmış anlarız şimdi. Yani sen de abartıyorsun teyze yani. Yani lütfen. Konuşma lan hamsi. Bu ne lan kulli? Bak
yakmasak yaslayacağım bize. Ay ne güzel tartıymış ya bu. Herhalde kızım. LCD'lim LCD'lim. LCD ne kız anne? LCD şey ya işte böyle nasıl diyeyim Arapça CD gibi bir şey. Merhaba Yıldız Çiçek'tir. Mektubunuz var. Şu anda Berlin'e 10 kilometre uzaklıktayız. Daha fazla içeri giremeyiz. Yerleri yeni silmişler. Vallahi öldürürler. Ayakkabılarınızı çıkartıp buradan atlamak zorundasınız. Ya benim pişiğim geçmedi hala. Ben atlamasam olmaz mı? Ben hiç uçaktan atlamadım ki. Ben her gün atlıyorum sanki a**a koyayım. Birbirinizi iyi kollayın. Bu Berlin haritası. Bu da 1,5 yaşındaki çocuğumun boklu bezi. Bu da yakalanma ihtimalinize karşılık siyanür. Lan ne yaptın? Şimdi yutmayacaksın hıyar. Şimdi atlar atlamaz paraşütü hemen açıyor muyuz yani he? Sakın ha, hayır. Motorlara dolanır paraşüt sonra. Ne dedim? Duyamadım. Allah belanı versin Sabri. Uçağın anasını s**tin. Sabri, iyi misin? Gel. Burası çok güzel. Gel. Ulan ben ölüyorum burada koyayım. Safranbolu! Askere alan zihniyeti ki. Askerden sonra bir boşluğa düşüyorsun diyorlardı. Hakikaten doğruymuş. Ulan kurtar beni Orhan. Kim lan Orhan? Ay ne bileyim ben lan karıştırdım bir an. Pierre kurtar beni bokunu yiyip Pierre. Diğer bokunu yiyip kurtar beni Pierre. Nasıl kurtaracağım ne bileyim lan. Senarist kim bilir ne düşünüyor. Öp beni Sabri. Nasıl lan? Bir şey yok. Bu kadar basit miydi lan? Kalemine sıçtı mı senden işte? Ulan göt bir de yattığı yerden... Abi özür dilerim abi ya. Götüreyim abicim özür dilerim abicim. Savaşta ölürsem kardeşim karımla evlenir. Üstelik sadece kız kardeşim var. Bu çok saçma olur. Ben ölürsem Yıldız kesin sütçüyle evlenir. Kesin. Allah'ım keşke sütçü olsaymışım. Belli bir yükseklikten düşünce balon etkisi yapıyormuş ya. Ana bu zeplin lan. Oh be. Oh kurtulduk. Kapak var burada. Bakayım altında bedavası var mı? Tekrar deneyin diyor. Bedava çıkmadı. Yine bedava çıkmadı. Yine çıkmadı. Tekrar çıkmadı. Hiç çıkmıyor. Lan yavaş oğlum yavaş. Kıçım yanıyor zaten. Birini görürsek soralım Berlin'e nasıl gideriz diye. Ya bu resimlerdeki adamı ben birine benzetiyorum ama çıkaramıyorum ha. Hakkı Bulut değil mi bu ya? Tabii be Hakkı Bulut bu ya. Hakkı Bulut da ama benini çizmeyi unutmuşlar ha. Çay varmış. Nasıl gider şimdi ha? Hadi azıcık denelim şurada. Kıyak ceketmiş ha. Şapka da fena değil. Alman çikolatası da varmış. Oh iyi geldi be. Ulan bu ne güzel alet be. Bunlar kim lan? Ne bileyim lan. Hiç Nazi'ye benzemiyor. Sanki sen benziyorsun a**ına koyayım. Oğlum benim baba tarafı Nazirlili. Anne tarafı Yozgatlı. Ben daha çok anne tarafına çekmişim tabii. O değil de Almanca çok kaba ya. Hiç estetik değil bence. Kopar lan kopar. Alman çikolatası yazcık. Cahil Kuro. Nereden buldun lan ceketi güzelmiş? Hadi git de şunlara Berlin'e nasıl gideriz diye sor bakalım. Önce ağzını sile oğlum. Allah Allah. Kolay gelsin Nazi abi. Bu Berlin. Hayır Hitler. Hayır Hitler. Ne korkutuyorsunuz lan? 3 as subay emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Rahat. Hazır ol. Şimdi. Herkes yanındaki arkadaşının poposunu ellesin. Ortadakini 2 kişi ellemiş oldu. Diğer ikisini kimse ellemedi. 3 kişilik düz sıralı bir sistemde mutlaka birinin götü daha fazla ellenmiş oluyor. Herkes kendi götünü elleseydi sokaklar tertemiz olurdu. İşte bu yüzden kapitalizm kötüdür. Bırakın lan beni. Bırakın. Geberteceğim o dökenbıyı. Aha bu demiş lan. Bu oğlum bittin lan sen. Götünü keseceğim oğlum senin. Götünü keseceğim. Efendim size suikast planı yapan Türk'ü yakaladık. Zeki? Sabri? Ha içine sıçayım. Nazilerin zeplinine binmişiz lan. O zaman Hakkı Bulut değildi o tablodaki. Latif Doğan'dı herhalde. Bakın efendim, bu da hazırladığı suikast planı. Bu ne lan? Hiç benzememişim. Bir dakika. Führer Berlin'deki sarayında şu anda.
Alaman çikolatası. Çabuk yakalayın. Gel lan buraya. Kaybediyorsunuz oğlum. Oğlum yapma. Uyanıyorum. Bırak, oğlum bırak. Ben sizin komutanınızım. Kapıyı açın. Çöpleri atalım. Şunları da atsana sana zahmet. Oğlum kapakları atmayın lan, topluyoruz bunları. Oğlum kapasanıza, ceyan yapıyor. Allah Allah, niye açıyorsunuz? Belki aşağıda başka bir zeplin vardır, kurtuluruz yine. Oğlum salak salak konuşma be. Çizgi film mi bu? Değil mi? Ulan niye dört parmağımız var o zaman? Bir dakika bir dakika. Bütün bölüm Naziler'le ilgili olduğu halde kimse o iğrenç Almancayı konuşmadı. Wolfersteck Studio'dun. Oh be, içimin yağlı eğdi valla. Sevgilim Yıldız, sanırım yolun sonuna geldim. Sen bu satırları okuduğunda ben çoktan yazmış olacağım. İstersen sütçüyle evlen. Kızmam sana. Ama manavla evlensen daha rahat edersin. Daha çok parası var onun. Hoş tabii, her şey para değil. Sütçü daha yakışıklı ona bakarsan. Ama manav da fena değil. Yani ben kız olsam hemen sütçüye veririm. Yani neyse. Sepet sepet yumurta, sakın beni unutma. Çılgın aşık Sabri. Hadi baş baş. Hakkınızı helal edin gençler. Allah taksiratımızı affetsin. Pierre, çabuk parmak at. Ah! Ulan bana değil, kendine. Oo! Allah belanı vermesin. Boğazına parmak at, boğazına. Ne yapıyorsun lan şnorkel? Eyvah, eyvah, kaçın. Yeni uyanmış Yıldız filme görmüş gibi kaçsın herkes. Kaçın lan. Anne, bu çok mu? Ana, aynı adlan şensin. Vallahi yeni çıktığı kız arkadaşının yanında osuramayan çocuk kadar yoruldum ben. Ben mutfağa gidiyorum. Bir şey istiyor musun hayatım? Aa, yok bebeğim, sağ ol. Teşekkür ederim. Oh be. Ağzımdan gelecekti vallahi be. Bira kalmamış buzdolabı. Ne oluyor bebeğim? Oha! Bu ne ya? Ne biçim salmışsın? İyi, bir de bebeğim falan diyor hala. Ya aşkım, ne alakası var ya? Burnum! Burnum kanıyor. İstediğim gibi osuramayacak mıyım ben? Her seferinde böyle oluyor. Bakın bakın, ne buldum, koşun çabuk. Her s**mı yer diyene tuzla koşsaydım halamın bıyıkları olurdu. Ne alaka lan? Hadi bir şuna. Kıyar. Açılın, ben kullanacağım. Kullanmayı biliyor musun oğlum? Yok. Soner Sarıkamadayı sanki şarkı söylemeyi biliyor. Aa, bak haklısın. E, kullanırsın o zaman. Şahize. Ana, Ali Zeki nerede? Ana, Ali Zeki nerede? Ulan Zeki'yi unuttuk be. Peki ya eski değerlerimiz? Eski değerlerimizi unutmadık mı? Vicdanınıza sorun. Yakma kendi zevkine. Çocuk bana zimmetti. Yıldız ağzıma sıçar valla. Seni kendini beğenmiştim Ali. Bu aşağı faşist tutumunu size çok bağlıya patlayacak. Savaşı kaybedeceksiniz. Gözlerime salyangoz sokulmasından nefret ederim. Büyük ihtimalle de Hitler intihar eder herhalde. Sonrasında ardından Doğu Batı Almanya diye ikiye bölüneceksiniz. 89'da da Bayern Duvarı yıkılacak. 96'da Avrupa Şampiyonası'nı, 2010'da da Eurovision'u kazanacaksınız. İlginç tahminler. Bir de benim başbakanınız olur herhalde. Şimdi saçmaladın işte. Allah'ım. Zeki! Zeplin düşmek üzere. Atla bir çabuk, atla. Geliyorum, geliyorum. Bu adam bize anlayışımız götüme benziyor. Aa bak götüm. Götüm, götüm. Hadi Fer, hadi. Kır direksiyonu, eve dönüyoruz. Ya ne eve dönmesi, ben daha Hitler öldüreceğim. Oğlum ben sana öldürme demiyorum ki. Sen yine öldür ama. Hobi olarak öldür. Direksiyonu kır derken mecazi mi dedin, gerçek mi dedin? Ya saçmalamayın, çok yaklaştık, vazgeçemem. Beni sahilde indirin. Hadi lan, ben kumandana söz verdim. Vallahi askerliğimiz bitmez ha. Beni ilerideki şatoda hemen indiriyorsun. Abi orada indiremem, ceza yazıyorlar vallahi. İndir lan, canımı sıkma benim. Ben
ben gidiyorum. Arkamdan sakın gelmeyin. Vallahi çeker vururum gözünüzü yaşınıza bakmama. Oğlum bu insanlar niye dübüllerine çekirge kaçmış gibi hareket ediyorlar? Bu ne hız lan? Ben de halka seslenirken böyle gerizekalı gözüküyor mu? Maalesef efendim. Yaraba. Sana maalesef ulan. Peki düzelmez mi bu iş? Hem niye siyah beyaz lan bu televizyon? Sevgili Führer, kullandığımız kameralar sahnede ancak 16 kare çekebilmekte. O yüzden her şey hızlı gözüküyor. Barış Balay, gidin araştırın düzeltin. Bir de dekoder bağlatın şuna. Akşam Fransa-Almanya savaşı var. Yenersek gruptan çıkıyoruz. Kapıya da yazın derbi keyfi diye. Girişte paralı alalım mı efendim? Yok ya. Çayı 5 marktan dayayın geçsin. Bana koyayım. Öf! Destur ayı! Her şeyi öğrettim. Bir kapı çalmayı öğretemedim. Führer abi! Bir su getirin lan! Sabahtan beri koşuyorum. Sağ ol birader. Türkler zeplini patlattılar. Suikastçı elimizden kaçtı. Ne? Zeplini mi patlattılar? Ulan yeni 120 bin bakımını yaptırmışsınız. Hıyar oğlu hıyarlar. Bir tane Türk'e sahip çıkamadınız. Efendim, bir Türk dünyaya bedel diyorlar biliyorsunuz. Doğru diyorsun. Kaç tane Alman bir dünyaya bedel lan? Efendim, bir Türk bir dünyaysa kaç Alman bir dünyaya bedel olur? O da ne eder? Bir Türk dünya bölü bir dünya Alman'da iki Afro-Amerikan yapıyor. O da 3 aşağı 5 yukarı. 4 mark 3 bin eder efendim. Yani o ne ediyor? Kaç Alman ediyor? Vallahi 19 Alman bir dünyaya bedel Führerim, komiserim. Nein! Olamaz! Bizimki gibi üstün bir ırk daha fazla dünyaya bedel olmalı. Efendim başka dünya yok maalesef, ne yapayım? Oh be! Dünya varmış. Hani nerede? Ya lafın gelişi. Banyo ne güzel geldi anladın. Ananı kim? Al a***na kodumu boş konuşan. Efendim. Başka dünyalar keşfetmek yerine Türkleri ortadan kaldırsak nasıl olur? O kaç para ediyor? Ne diyorsun Führerim, amirim? Bir atom bombasına bakar o. Yapma ya. Atom başı he? Atom başı değil efendim. Atom bombası. Ne dedi, duydun mu? Evet, çay 5 markmış. Çüş anasını satayım. Radyodan dinlerim maçı daha iyi. Ne çay salak? Duymadı mı? Türkiye'ye atom bombası atacaklarmış. Sonra Sağlık Bakanı kılığına girip bu çaylar radyasyonsuz deyip televizyonda çay içeceklermiş. Bu iş çekiyi kurtarmaktan çıktı artık. Bu manyağı durdurmalıyız. Ne oluyor lan? Niye gülüyorsun? Seni dinlerken kafam daldı. Ne alakaysa aklıma küçük İbo geldi. Bir ara ne ünlüydü lan? Analar, babalar, sizde nasıl yürek var? Ne oldu kız? Sabri dingilini mi özledin ha? Yok be anne. Soğan gözümü yaktı. Ha, Sabri ile ilgisi yok diyorsun. Yok vallahi. Ulan bu ne o zaman? Çiroza bak, beni kandırıyor. Bırak bakayım o bıçağı. Al şu Cook Plus Blender'ı. Bunda doğra soğanını sebzeni. Buradan hızını ayarım. İşim bitince de parçalarını bulaşık makinesinde yıka. Bulaşık makinesi ne anne? Ulan blender'a bir şey demedin. Bulaşık makinesine mi şaşıyorsun? Ulan içme şunu diyeceğim de nazilik de geçmez ki bu meyde olmadan. Neyse, Hitler akşam yemeğini nerede yiyecek, çabuk söyle. Hitler niyetli. Tamam o zaman. İftarı nerede yapacak? İftarı nerede yapacak? Fesanede, belediyenin iftar çadırında. Alın geçme lan. Ben şahidim olsun. Bütün dünya şahitliğinin dişlerini gösteriyorum sana. Tamam abi, söyleyeceğim. Tamam. Akşam Ergazinosu'nda Almanya-Fransa savaşını izlerken yemek yiyecekler. Çek abi, şunu gözlerim kamaşıyor. Çek ne olursun çek. Ergazinosu ha? Güzel. Evet. Çok çekilmiş ha. Beni dikkatle dinleyin. Bu gece Führer burada olacak. Parolayı söylemeyeni içeri almıyorsunuz, tamam mı? Parola nedir komutanım? Tamam, söylüyorum. Hazır mısınız? Başlıyorum. Parola mı? Parola şey ya. Parola şey işte lan. Söylesene. Dilimin ucunda. Anasını sikeyim ya. Abi vurmayın. Ne isterseniz anlatacağım. Tamam mı? Parola bu. Anladınız mı? Bana bak, bir yer burada ayrılalım, tamam mı? Sen hangara gidip atom bombası olan uçağı bul. Ben de Zeki'yi kurtaracağım. Şimdi saatlerimizi ayarlayalım. Ayarladım. Tamam.
Var bak, bir de bayramda ayarlayalım da bir şeyler yapalım be. Tabii tabii tabii, haberleşiriz tabii tabii. Hadi kaçtım ben. Hey dur, parolayı söyle. Parola mı? Parola tabii. Parola şey ya, parola şey işte. Ulan söylesene, dilimin ucunda manasını. Abi vurmayın, ne isterseniz de anlatacağım. Tamam, geçebilirsin. Ne? Vallahi mı? Kumanda kimde? Kumanda, kumanda. Alo, kumandayı verseniz oğlum. Dikkat! Merhaba Tabur. Hay Hitler. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Hay Hitler. İyi iyi, Allah afiyet versin. Bana bak, savaştan önce Çengi çıkacak mı? Efendim, Asena'yı getirtmiştik ancak elimizden kaçtı. Şşt torun, al bakayım. Götür bunları Führer'e, hadi. En fazla bu kadar kötü kötü gelebiliyor. Nereden anlayacağım atom bombası olan uçağı? Allah'ım, keşke bana bir işaret göndersen. Bu uçakta atom bombası var. İyi ki söyledin. Ben de atom bombasının hangi uçakta olduğunu merak ediyordum. Arkadaşlar, atom bombasını taşıyan uçak bu mu? Evet bu. Neden sordun ki? Hiç, Allah söyletti. Hani? Nerede işaret? Sonra niye ateist oluyorsun diyorlar. Kime inanacağım lan ben? Neyse, işimi şansa bırakmayayım da. En iyisi yazı tura atmak. Yazı gelirse buna bineceğim. Tura gelirse de buna binerim. Abi ya! Nasıl düşünemedim? Projeksiyonlarını yeni açan seyircilerimiz için bir kez daha skoru hatırlatalım. Almanya 3568, Fransa 5094 kayıpla savaş devam etmekte. Almanya yaptığı etkili hücumlarla Fransa cephesini ablukaya almış durumda. Evet, kara birlikleri sol kanattan ani bir atakla hücuma çıktı. Harika bir çalım. Fransa blok halinde defansa çekiliyor. Alman birlikleri düşman sahasına girdi. Panzerle karşı karşıya. Schwanger roket atarını çekti, ateş etti ve gol! Ve gol! Zaman ayarlı bir bomba attı. Muhteşem bir bombaydı. Fransa neye uğradığını şaşırdı. Ve şimdilik ilk yarı sona eriyor. İkinci yarı görüşmek dileğiyle. Reklamlar. Johnson hafif makinalı tüfeklerin sunduğu derbi keyfi reklamlardan sonra devam edecek. İyi oynuyor, iyi. Ben buna içerim arkadaş. Führerim, sakın içmeyin zehir o. Evet, ne oluyor lan? Tamam, içkiyi bırakacağım da böyle değil hayvan herif. Ulan iyice anam oldun sen de. Ne içiyorsun o zehri Adolf? Çoluk çocuğun rızkını yiyorsun Adolf. Karaciğerine yazık Adolf der dururdu rahmetli. Öyle değil Führerim, hakikaten zehirdi o. Yakalayın şu türkü. Yaklaşmayın, üzerimde bomba var. Açalım. Açalım yoksa hepimiz havaya uçarız. Sizde bir avuç piş faşist. Faşist mi? O ne lan? Faşist işte lan, faşist faşist. Oğlum faşist a** namı a**cama. Hadi oğlum, hadi de. Lan ne yapıyorsun? İn lan aşağı, hıyar. Aha, eşek konuştu. Ne yapıyorsun be adam? Gizli görevi mahvedeceksin. Aa, sen de mi bizdensin? Benim adım Pierre. Nasılsın kardeş? Alarm! Alarma! Everybody! La bomba! Alarma! Memnun oldum. Ben de Four Horseshoe. Amerikan ordusu istihbaratı. Bremen suikastçıları ekibinin lideriyim. Ne yapıyorsun lan? Sen Mr. Dörtnal değil misin? Lan bir yürü git. Bin çabuk şu uçağa. Oğlum bak, başını belaya sokma gece gece. Tadımız kaçmasın. Sıçmayayım bacağına. Bomba falan yok değil mi? Yok oğlum, vallahi yok. Kabarıklık yapsın diye tavukla kedi koydum içine. Püfrelim, bunlarda bomba falan yok. Bırakın geberteyim şunları. Lan o ne? Gözlüklü tavuk mu olur a**a koyayım? Ateş! Çabuk çıkışa koşun. Ulan koydumda kedi mi istedikim meğerse? Ulan Bremen suikastçı. Ben bunu şehir efsanesi sanırdım. O kadar mamuşlar lan. Ben de hep Fivo'ya küfreden çocuğu şehir efsanesi sanırdım. Evet Ahmetcan, hadi altıya bas. Altıya bas. Hadi seni oğlum, ne bekliyorsun? Ya basamıyorum ki. Çevirmeli telefon bu. Oğlum mal mısın? Niye çevirmeli telefonla oynuyorsun? Al işte, öldün bak. İyi mi oldu şimdi? Ah! Hukukunda
amına koyayım, senin amına koyayım. Nerede lan o? Ay, ne oluyor be? Sen de kimsin? Nerede o? Nerede o gerizekalı? Aa, Hugo! Aa, Hugo! Demin öyle demiyordun, anasını diyeyim. Sen karışma yenge. Seninle alakası yok, sen bir karışma. Konuşmak aa, kolay telefondan. Telefonda telefon olsun, amına koyayım. Dur ya! Sen kime küfrediyorsun lan? Yapma be! Dur ha? Ya! Kime küfrediyorsun oğlum? Aa! Hadi! Aa! Hadi oğlum! Aa! Dur ya! Yapma be! Sıfatını diyeyim. Atlayın çabuk! Ana rintintin! Rintintin koyayım! Atlayın çabuk lan! Bin çabuk! Bin! Hadi hadi hadi! Ah! Pierre! Pierre nerede be? İşte orada! Şimdi bu katırlar kısır oluyormuş diyorlar. Doğru mu bu? Lan ne bileyim. Sorduğun soruya bak. Gel misin oğlum sen? Doğruyu söyle bak. Eşeklik bende, seni kurtardım orada. Eşek misin katır mısın bir karar ver. Ona göre inceme. Bende homofobi var. Senin mezardaşına sürttürmezsem bana da Adolf Hitler demesinler ulan. Hadi aslanım vurursan sağ iki maaş ikramiye. Her ay flak bil bir de. Bir de limitsiz Sodexo lan. Sodexo'ya bayıldım işte. Çabuk olun! Herkes uzağa atlasın! Çabuk ha! Allah'ım sürekli diğer atlıyoruz ya. Bu bölüm ben çok yoruldum. Diğer bölüm evde geçsin senarist, tamam mı? Hadi bölümü senem. Tam kıvrak ha. Gel gel, kesin gel. Allah! Hay ben senin elinin ayarına sıçayım kutumuyoruz. O değil de maç ne oldu lan? Ah be, yine öldüremedim Hitler ha. Aferin lan Pierre, uçağı kaçırmışsın ha. Ulan ben kaçırdım ben, bir bok yapmadı bu hıyar. Sus! Gel ya, alınıyor her şeye. Ulan gamey değilim ben, hasta etme adamı. Ve ne yapacağız bu bombayı şimdi? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun yoksa? Kabak tatlısı. Ne kabak tatlısı be? Ben senin düşündüğünü düşünüyorum Zeki. Tahret bu su. Ya hepiniz çok salaksınız. Ben bambaşka bir şey düşünüyorum. Haberimize geçiyoruz. Bırdırp. Sesli popçu Sinan Akçıl yeni albümü için stüdyo kayıtlarına başladı. Abi Sinan'ın kayıtları bitti. Ne yapalım bunu? Miksaja gireceğiz mi? Güzel. Hemen Doğrayıcı'ya aktaralım bu kayıtları. Tamam bitti. Al götür bunu CD'ye bassınlar. Sinan Akçıl'ın Şopala Bülbül Bom adlı son albümü satış rekorları kırdı. Bunun üzerine hükümet halkın sağlığından endişe ettiğini dile getirdi. Sinan Akçıl'ın başlatmış olduğu pop akımı çığ gibi büyümeye devam ediyor. Ünlü popçu bundan sonra albüm kayıtlarını Doğrayıcı'da yapacağını dile getirdi. Şpar şpar, çıkış çıkış, babacığım babacığım. Ah bu da olmadı ya. Koltuk alt kılı, koltuk alt kılı, koltuk alt kılı, koltuk alt kılı. Ah oldu galiba. Aile bireylerinden sorumlu Devlet Bakanı Ayşe Cümbüş, popun önüne geçmek için seferberlik ilan edilmesi gerektiğini, gerekirse Murat İvgin'in şarkılarının desteklenebileceğini ifade etti. Yani seve seve destek olurum. Hatta bakın bir şarkı da yazdım bunun için. Benim babam Erol Evgin, ben de gördüğünüz gibi kelim. Nerede kaldı o eski kokulu güllü mektuplar? Aşk çok güzel bir şey. Arka sokakların müziğini de ben yaptım. Kes lan! Popun önüne geçemedik. Binlerle başlayan bu virüs milyonlara yayıldı. İşin bu boyuta gelmesini biz de istemezdik. Ancak bütün ülkemizin iyiliği için bu kararı aldık. Nükleer silah kullanacağız. Torunlarımızdan özür dilerim. Allah hepimizi affetsin. Hoşça kalın ailem. Sizleri çok seviyorum. Benim niye sakalım çıktı? Anneannelerin çenesinde tüy çıkar ama sendeki başka bir şey Dırdane Hanım. Radyasyondan olabilir.
Bakın benim de iki kulağım oldu. Ya ben çok acıktım. Düzgün bir şeyler yemek istiyorum. Ah ulan ah. Ne güzel internetimiz varken harikalarmutfağı.com.tr'ye girer, akşama pişirmek için şahane yemeklerin tarifine bakardım. Kol böreği mi dersin? Çerkez tavuğu mu dersin? Etli keşkek mi dersin? Aa, keşkek keşkek keşkek. Yiyebilseydim keşkek. Kızım ceviz içini hazırladın mı? Burada anne. Tavuk parçalarını uzat bakayım. Valla sen bile siteye girip tarifleri yapabildiğine göre bayağı anlaşılır yapmışlar anne. Buradan merdaneyi bir fırlatacağım kafana, çok anlaşılır olacak. Dalga geçiyorum anne. Aa, keşkek keşkek keşkek. Yiyebilseydim keşkek. Kızım babanı sağ olsun. Bomba atılmadan önce markete erzak alsın diye yolladık. Aldığı şeylere bak. Koli koli jelibon, şalgam suyu. Ne yapayım karıcığım? Bunlarda indirim vardı. Allah belanı versin damat. İnsan makarna, konserve filan alır. Kıyara bak. İndirim vardı diyor hala. Ulan kıyamet kopuyor, hala pintisin. Vallahi kusacağım şalgamdan. Ya bir şey diyeceğim. Tosun yok, fark ettiniz mi? Ay kız vallahi nerede tosunum? Ya s**t, zaten kaza kurşunluydu, boşver. Salak salak konuşma Sabri. Evladımız o bizim. Artık çıkmalıyız buradan. Temiz suyumuz ve erzağımız da bitti. Suyumuz mu bitti? Ulan bir sürü damacana suyumuz var. Dangara bitirdik. Ya bunca su nereye gidiyor? Allah canım ağzını anlamıyorum ha. Ayol ne bekliyoruz? Hadi gidip tosunu bulalım. Ya peki dışarısı hala tehlikeliyse? O yüzden birimiz önden gidip bakmalım. Evet, aramızdaki en yaşlı gitsin diyenler el kaldırsın. Evet. Allah cezanızı vermesin Yıldız. Sen de mi? Kapa Zengi, kapıyı kapa, kapa. Radyasyon girmesin, kapa. Ya baba, radyasyon öyle bir şey değil. Çok konuşma lan, uyan. Ben de neyi bileceksin? Ya! Anam! Eliyem! Bak gördüm, annenle yedi radyasyonu. Allah rahmet eylesin kayınvalideki. Ay Sabri, kadın ölüyor galiba. Ay niye yolladık biz bu kadını? Yıldız, birileri bazen kendini feda etmeli. Uzaya gönderilen ilk maymun gibi. İnanmıyorum, inanmıyorum. Uzaya çıkan ilk canlı benim. Geri döndüğümde o aptal arkadaşlarımın suratındaki kıskanç ifadeyi görmek istiyorum. Çünkü sen çok yeteneksizsin. Çünkü sen hiçbir şeyi beceremezsin. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Uzaydayım işte. Siz anca boklu kafeslerinizde oturun. Oh, oh, çok sıcak oldu burası. Anam ama siz burası be. Çekim, çekim. Ah neyse, uzayda hava yokmuş. En azından bunu öğrenmiş olduk. Anneanneniz mutant olmuş. Hadi öldürelim. Hadi hemen öldürelim. Geri zekalı, düştüm dizimi vurdum. Yapma ya. Tüh be. Anne, iyi misin? Anneanneme bir şey olmadığına göre tehlike geçmiş herhalde. Afet, sen bunu çok konuştun, farkında mısın? Ne yapıyorsun, senaryiste falan mı görüşüyorsun sen ya? Aslında İstanbul güzel şehir. Böyle kıyamet kopsa, trafik olmasa yaşanır ama öbür türlü zor be. Tırsınç olsaymış. Hadi hadi, yiyecek bir şeyler bulalım. Hadi. Sen karışma yemek için Allah aşkına. Hiçbir şey yok ki burada. Jelibon da kalmamış zaten. Aa, Gültekin Hoca değil mi bu ya? İşte beni fizikten geçemezsen Allah cezanı verir işte böyle. Aa, bunlar duran adamlar değil mi ya? Aa, hala eylem mi yapıyor bunlar? Allah'ım! Zeki! Öğretmenim, valla ben bir şey yapmadım ya, yeminle bir şey yapmadım ya. Ne oluyor? Töbek billah! Ne var ya lan? Hocam valla günün günde çalışacağım bundan sonra. Haş! Ay ne yapacağız? Murat Borg'la Soner Sarıkabadayı düeti gibi saçma bir durumda kaldı. Beni sevemedin ya. Şu beylemi bir saramadın ya. Hayır abi, ben bu kısmı söylemem kanka. Ben de söylemem. Karımıyım oğlum ben. Beni mi saramadın ne ya? Yani ikimizden biri söyleyecek ama, değil mi? Şarkıyı ben yazdım. O yüzden sen söyleyeceksin. Ya yani iki erkeğin birbirine söylemesi çok saçma değil mi bu şarkıyı bence? Bence çok saçma yani. O zaman tüküreceğiz. En uzağa tüküren kazanır. Kaybeden de o kısmı söyler. Tamam mı? Hayır koyayım ya. O zaman salak salak dans etme kısmını da sen yapacaksın. Ah fi, tamam, dans edebilirim. Aa 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 aa
Yettim fırıldaklar! Orhan! Al lan torpido gözü! Lan bırak! Utandıra sıçtı! Sabri! Zayıf noktaları kulak arkaları! Öp hemen orasını öp! Ne? Kulağını mı öpeyim? Öp Sabri! Öp! Bir şey olmadı lan! Şaka yaptım lan! Lan eşyalayken o zaman niye öptüm elim utandığını? Ben sarını s**tim! Kaçayım lan! Yürü! Çabuk önümüze! Zeki! Direksiyona geç! Sabri! Kapıyı aç! Afet! Sen de gururumu okşa! Aslansın Orhan abi! Ağzını yerim kız senin! Ayol mutantlardan beter bu herif! Hiç gitmesek mi bununla? Ay yok be anne, kurtardı adam bizi, bir şey olmaz! Evet harika! Bütün kontrol bende! Meme uçlarım sertleşti! Evet, biraz normal değil. Bir sürü mutant geliyor! Baba ben araba kullanmayı bilmiyorum ki! Vallahi mi lan? Dur o zaman, ben şimdi sana öğreteceğim. Şimdi anahtarı şuradaki deliğe sok. Kontağı çalıştır. Lan gerizekalı damat, kalk sen kullan. Manyak mısın be adam? Şimdi arabamı öğretilir. Sus be kadın, baba onun arasına girme. Evet Zeki, bak yavrucuğum, şimdi debriyaja bas. Vitesi bire tak. Şimdi yavaşça ayağını debriyajdan çekerken gaza yüklen. Ay, tosunu almadık, tosun kaldı. Torpidoya bak, ruhsatın yanına. Torpidoya mı? Ay oğlum, ne yapıyorsun burada? Gaz ver, gaz ver oğlum, gaz ver. Oğlum bir stop ettirdim be, yer misin lan? Tamam hadi neyse, hadi bir daha çalıştır hadi. Oğlum araba vitesteyken niye çalıştırıyorsun? Boşa al. Ya tamam baba, bağırma be. Aynaları kontrol ettin mi sen? Güzel Allah'ım, Sabri'yi bir an önce yanına alır mısın? Abi gece dönerim mi? Sileyim abi, sileyim mi? Hop. Üniformasız öğrenci geçmez. Aha, yaptım. Vallahi kullanıyorum ha. Afet! Öp beni. Şans ök videoyu hadi. Orhan abi ne diyorsun sen ya? Orhan lafını bir kenara bırakalım. Bana abi de sadece. Anam, delirmiş bu. Süren Akçıl, ulan sen ölmemiş miydin? Al lan sana kılçık! Babbala! Çekil Orhan! Geber ulan köfte! Anne! Müfit'im de hiç sevmezdi. Kurtulmayı başardık. Dürdan Hanım'ın varisleri sağ olsun. İyi ki bize doğru göstermedi. Allah korusun, tövbe tövbe. Neyse, hayatta kalanların yaptığı radyo yayınını dinledik. Sinop'ta bir sürü insan toplanmış. Temiz su ve erzak var diyorlar. Oraya doğru yola çıktık şimdi. O değil de oran bizim kızı halleniyor galiba. Biraz daha kıllanırsam vuruveririm ağzına sıçanım kakasına. Efendim neyse, biraz şimdi uyuyayım ben. Belki rüyamda Burcu Esmer suyu görürüm. İnşallah. Atla lan gıdısını çektim.